Yağmur ormanlarının ortasında tropik bir bahçe ya da yerlilerin diliyle çakra içinde bir geçit. Burası Amazon bölgesi yerlileri Kiçvalar için en önemli besin kaynağı. Cecilia Shiguango ve ailesi doğal biyolojik çeşitlilikle yaşamlarını sürdürüyor. Tam olarak hangi bitkilerin yenebilir olduğunu veya özel bir tıbbi etkiye sahip olduğunu biliyorlar. Bu meyveyi biri yılan tarafından ısırıldığında kullanıyoruz. Kabuğunu kırıp suyunu ısırık yarasına sıkıyoruz. Yerliler bitkilere dair bu bilgiyi nesilden nesile aktarıyor. Bu bitkinin yani guayusa'nın tıbbi bir kullanım alanı var. Hamile kadınlara veriyoruz ve onlara doğumda yardımcı oluyor. Kanamayı önlüyor. Bu yaprakları şimdi restoranlara da satıyorum. Aşçılar ondan aromatik bir çay yapıyor. Bu guayusa yapraklarını gelen sipariş miktarına göre Quito'ya gönderiyorum. Başkent Quito'nun en iyi restoranlarından birindeyiz. Kiçvaların bahçelerinden gelen egzotik lezzetler, zengin müşterilerin tabaklarında servis ediliyor. Entra mesa 10, como entrada una trilogía de empanadas con yapa. Casa Gangotena'nın mutfağında öğle yemeği için telaş var. Şef aşçı Andres Robles özellikle yabancı ziyaretçiler için yemekler hazırlıyor ve onlara en iyi lezzeti sunmak istiyor. Yerlilerden baharat, manyok türleri ve paiçe olarak adlandırılan Amazonlara özel bir balık satın alıyor. Bu Ekvador'da yeni bir trend. Önceleri menülerde yağmur ormanlarından seçenekler çok ender yer alıyordu. Bu ürünleri tanıtmak bizim görevimiz. Ekvador küçük ama türler açısından çok zengin bir ülke. Amazonlardan, Ant Dağları'ndan, aynı zamanda Galapagos Adaları'ndan gıda maddeleri kullanıyoruz. Gastronomi, Ekvador'u dünyaya tanıtan vitrin olmak zorunda. Cecilia Shiguango'nun mutfağında daha sade yemekler pişiyor. Kiçvalar ülkenin en yoksul sakinlerinden. Diğer yerli grupları gibi yağmur ormanlarının yok edilmesi onları zor durumda bırakıyor. Şu ana dek bahçelerini sadece kendileri için kullanıyorlardı. Ancak artık biraz para kazanmak için de şansları var. Burada bizim için neredeyse hiç iş yok. Bazen bir hasienda'da yani bir çiftlikte iş buluyoruz. Ama zenginler bize sabahtan akşama kadar yaptığımız işler için sadece 8 dolar ödüyor. Bu çok az. Bu nedenle eşlerimiz pazarda bir şeyler satmaya çalışıyor. Her pazar günü yakındaki küçük bir kentte pazar kuruluyor. Yüzler gülmüyor. Çünkü ürünler çoğunlukla Kiçvaların elinde kalıyor. Febrero. İşte bu yüzden Estefania Baldeon küçük çiftçilere ürünlerini doğrudan restoranlara satmalarında yardımcı oluyor. 2016'dan bu yana Canopy Bridge adlı sivil toplum örgütü yerlilerle başkent arasında bir köprü kurmaya çalışıyor. Quito'daki aşçılar bu Amazon ürünleriyle çok farklı işler ortaya koyabiliyor. Böylece çakra hasatı yeni bir değer ve insanlar da biraz para kazanabiliyor. Belirli gıda maddeleri sağlıklı ve lezzetli olduğu, iyi bir potansiyele sahip olduğu halde üretildiği yerde satılamıyor. Marta Echevarria için Chontaduros da böyle bir lezzet keyfi. Chontaduros bir palmiyenin tohumları. Kavrulunca fındığa benzer bir tat alıyor. Canopy Bridge'in kurucularından olan Echevarria, Quito'da 15 ünlü aşçıya teslimatlar yapıyor. Amacı sadece müşterilerin damaklarına ulaşmak değil.
Amazonlarda neredeyse hiç tüketim yapmayan insanların kalplerini harekete geçiriyoruz. Amazonları sadece ağaçların kesilmesiyle ilişkilendirmemeliler. Tam aksine lezzetleri, kültür ve renklerinden de bahsetmeliler. Gastronomi, önemi çoğu insan tarafından bilinmeyen, çoğu Ekvatorlunun da tanımadığı bir bölgeye erişim imkanı sunuyor. Amazon bölgesinde şimdiden 300'den fazla yerli aile Canopy Bridge ile işbirliği yapıyor. Girişimcilerin hedefi Kiçvaların geleneksel tarımcılığını korumak, böylece ihtiyaç yüzünden yağmur ormanlarında arazi açmalarını önlemek. Çakralarda tarım, doğal bitki ve hayvan dünyasıyla uyum içinde yapılıyor. Ama bu bahçeler işlenmezse, insanlar satmak için ya da yeni arazi alanları açmak için ağaçları kesmeye başlar. Yağmur ormanlarında sadece meyve ve şifalı otlar yok, aynı zamanda besin kaynağı. Chonta Kuros, yerliler için özel bir lezzet ve önemli besin maddeleri içeriyor. Bu kurtçuklar yağ ve protein deposu, çiğ ya da kızartılıp yenilebiliyor. Ama henüz Quito'daki büyük restoranların menülerine girebilmiş değil.